oturalım arkadaşlar. Biz bu toplantıyı açık havada yapacaktık ama hava muhalefetinden dolayı buraya aldık. Ülkemizin aslında bu sofralara çok ihtiyacı var. Biraz önce vekilim de söyledi. Hakikaten nereye gitsek, hangi pazara gitsek, hangi çarşıya gitsek, hangi esnafla konuşsak, inanın bana insanlarımızın durumu fevkalade kötü. Emekli 10 bin lira alıyor, 20 kilo kıyma parası. Çarşıya gidiyor, çarşıda bir şey alamadan dönüyor. Yine çalışanlar zor durumda, yaşamlarını zor idare ediyorlar. Ve bunları her gün, her an yaşıyoruz. Vicdanımız sızlıyor. Bunlara destek olmak, bu dayanışmaları arttırmak, özellikle de belediyelere, özellikle Büyükşehir Belediyesi'nin o insanlara, ihtiyacı olanlara, çiftçisine ve çocuğuna, gencine, kadınına destek olmak sorumluluğu var. Özellikle bu dönemde. Ha, tabii ki amaç ihtiyaç sahiplerini çoğaltmak değil. Amacımız ihtiyaç sahibi olan insanları azaltmak. Onlarla övülmek. İnşallah 1 Nisan'dan sonra hiç merak etmeyin. Bu dayanışmayı, bu projeyi ve özellikle çiftçimize, hayvancılık yapanımıza, ihtiyaç sahibimize, çocuklarımıza, emeklimize, gencimize gerçekten büyük bir destek sağlayıp onların da yarınlara umutla bakmasını sağlayacağız. Bunu yapacağız. Bunu yapacak gücümüz de var, birikimimiz de var. Onu bilesiniz. İnşallah ondan sonra zaten diğer projelerimizi sizlerle paylaştık. Onları da bir bir yaşama geçireceğiz. Ancak şunu bilesiniz. Ramazan ayındayız. Gerçekten Nurhayat Vekilim bahsetti. Bir seçime gidiyoruz. 18 gün sonra sandık olacak önümüze. Bizim insanların kişiliğiyle, insanların sıfatıyla, rengiyle işimiz yok. İnsanı insan olarak görüyoruz. Bunu da çok yerde görüyoruz, görmeye devam edeceğiz. Sevgili dostlar, sizlerden isteğimiz, beni tanıyorsunuz, Mustafa Boz Bey'i tanıyorsunuz. 20 yıl boyunca Nilüfer'de hangi hizmetleri ürettik ki, Türkiye'ye örnek hizmetleri ürettik, altını çiziyorum. Büyük şehirlerin dahi yapamayacağı hizmetleri ürettik. Ve şimdi Bursa'nın kalan 16 ilçesinde ilçe belediye başkan adaylarımız da onlar belediye başkanı olacaklar. Örneğin burada başkanımız Deniz Dalgıç olacak. Beraberce, hep beraber önce Mudanyalıları gülümseteceğiz. Ardından da Bursalıları gülümseteceğiz. Hiç merak etmeyin.